Ali, bak çölde biri var. Baba, neyin var? Omuzuma yaslan da şu ağacın dibine kadar taşıyayım seni. Sağ ol yavrum. Su! Bir yudum, bir yudum su! Suyumuz kalmamış baba! İstersen sana süt sağalım! Leyla, koş sen süt sağ! Bu ceylan yavrusunu çölde buldum. Kim bilir hangi zalim avcı kıymıştır annesine. Otlak bir yer bulurum da sal veririm diye yola çıktım ama ihtiyarlık işte, yolumu kaybettim. Sağ olun. Var olun evlatlarım. Allah ne muradınız varsa versin. Şükür. Kardeş misiniz? Hayır, amcamın kızı olur. Pekala. Saz mı yapıyorsun evlat? Evet. Bu saz... sevdiğine hiçbir zaman vefasızlık etmemiş bir adamın sazıdır. Al senin olsun. Sağ ol baba. Ama ben çalmasını bilmiyorum ki. Tez zamanda öğrenirsin. Bir gün bu saz senin elinde bülbül olup çağlayacaktır. Bu ceylanı da sana verdim kızım. Dilerim ceylan bakışlı gözlerini hiçbir dert karartmasın. Bismillah. Ya Allah! Bu su bir gün yemyeşil ağaçlarla çevrili koca bir nehir olup aktığında siz de büyümüş olacaksınız. Aşıklar pınarı diye anılacak bundan böyle burası. Ama sakın gönlünüzdeki sevgiye gölge düşürmeyin. Yoksa su da kurur, siz de kurursunuz. Herkes bilir ki, mülk de, devlet de bölünmez bir bütündür. Beylik, büyük oğlun hakkıdır. Küçük oğlun topraklarımızı terk etmekten başka çaresi yoktur. Kardeşim hakkında söz söylemek sana düşmez Hamza. Bırak da kararı ülkemizin uluları versin. İkinizi de sever, ikinizi de sayarız. Lakin bir insana iki baş, bir ülkeye iki bey yaraşmaz. Benim ne mülkte, ne de devlette gözüm var. Dileğim sadece aranızda yaşayabilmek. Üzerinde doğup büyüdüğümüz bu topraklardan ayırmayın bizi. Kabilemiz çoğaldı. Otlaklarımız sürülerimize yetmez oldu. Açlıktan kırılmak istemiyorsanız... Haşim Bey topraklarımızı terk etmelidir. Yüreğime taş basarak bildiririm ki Hamza doğru söyler beyim. Kardeşin ülkemizi terk etmelidir. Son sözünüz bu mu? Evet, son sözümüz bu. Güneş üç defa batmadan çadırını çadırımızdan, sürünü sürümüzden ayıracaksın oğlum. Hadi biraz çabuk olun, hiçbir şey unutmayın, gidiyoruz. Baba, neden çadırlarımızı söküyorlar? Göçüyoruz oğul, bizi artık burada istemezler. Kim istemez amca? Burası bizim toprağımız değil mi? Artık bizim değil, sizin toprağınız kızım.
amca? Bu topraklar hepimizin değil mi? Orasını babana sor kızım. Doğrusunu o bilir. Baba! Babacığım! Amcam gider de sen neden böyle elim kolum bağlı bakarsın? Koş! Çadırların hepsini sürtmeden durduralım onları. Onları durdurmak elimizden gelmez kızım. Nasıl gelmez? Sen halkımızın beyi değil misin? Daha çok küçüksün kızım. Bir gün büyüyünce beylerin bile bazen çaresiz kaldıklarını anlayacaksın. Erkek olana yufka yürekli olmak yaraşmaz oğul. Güneşin batmasına şok kalmadı. Sürümüzü amcanın sürüsünden ayırmak gerek. Peki baba. Ali! 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 Ali, niye cevap vermedin bana? Su başında ettiğimiz yemini şimdiden mi unuttun? Hiçbir şey unutmadım ben. Öyleyse beni bırakıp gidecek misin? Koskoca babalarımızın elleri dilleri bağlanmışken benim elimden ne gelir? Nereye gidersem gideyim, bil ki seni de yüreğimde götüreceğim. Hakkını helal et abi. Yolun açık olsun kardeşim. Ali'nin çocukluklarından bu yana aradan yıllar geçti. Derviş'in dediği gibi su büyüdü, koca bir çağlayan oldu. Leyla da güzel bir kız. Ama Ali'ye ettiği yemini unutmamıştı. Ali de unutmamıştı herhalde. Güzel Leyla her gün bu çağlayana gelip Ali'nin yolunu gözlüyordu. Ali'miz gideli yıllar oldu üzgün bakışlı Ceylan'ım. Gittiği yerden ne bir ses ne de bir haber var. Acaba bizi unuttu mu dersin? Ama hayır, eğer unutsaydı bu su koca yer gibi çağıldayıp akmazdı. Unutmadı bizi güzel ceylanlarım, unutmadı. Unutmadı ama hani nerede? Niye bize gelmez? Niye bir küçücük haber olsun salmaz Ali'miz? Yüreğimin dayanılmaz acılarla sızladığını bilmez. Arafatlarından kuvvetli bacaklarınız, develerden soluklu yürekleriniz var. İsterseniz koca çölleri bir nefeste geçer, isterseniz aşılmaz dağları bir solukta aşarsınız. Arayıp bulur musunuz benim için Ali'yi ceylanlarım? Hadi, yalvarırım güzel ceylanlarım. Allah'ım! Gidiyorlar sahiden Ali'mi bulmaya. Doya doya bakamadım gök mavisi gözlerine. Bir gün başım koyamadım o Leyla'mın dizlerine. Bir gün başımı koymadım o Leyla'mın dizlerine. Karar gözlerim Leyla'mı arar. Ben Leyla'dan ayrılalı içimde bir ateş yanar. Ben Leyla'dan ayrılalı içimde bir ateş yanar. Yüreğimizi dağladın Ali. Bizimle ava gelir misin Ali? Bakalım saz çalmada olduğu kadar ok atmada da usta mısın? Bakalım görürüz.
Ok atışın saz çalışından da yamanmış. Gidelim. Töremize göre av ilk görenindir. Bir itiraz olan var mı? Hak senin Ali. Göster ustalığını. Bu ceylan benim! Avımın önünden çekil güzel kız! Çekilmem! İstersen önce beni vur! Sana kıyamam güzel kız! Demek canından çok seviyorsun bu ceylanı! Sevmez miyim? Onu ben büyüttüm! Sen mi büyüttün? Güzel kız adını bağışlar mısın bana? Adımı ne yapacaksın? Beni de ceylanımı da rahat bırak yabancı! Kızma bana güzel kız! Yıllar önce küçük bir ceylanı olan bir kız tanırdım. Onu soracaktım sana. Dur yabancı! Ceylanından başka nesini hatırlıyorsun o kızın? Ömrümde onun kadar güzel mavi gözleri olan başka birini görmedim bir daha. Upuzun simsiyah saçları vardı. Şimdi söylesem gülersin bana. Sazıma tel yapmak isterdi saçlarından. Sen de ona yeminler eder miydin? Ederdim. Ondan başka kimse için saz çalmayacağıma yemin ederdim gönülden. Yeminlerini tuttun mu? Tuttum. Ömrüm oldukça da tutacağım. Bu kadar siyah mıydı saçları? Ya gözleri bu kadar mavi miydi? Leyla! Ali! Leyla! Çağırıyorlar Ali. Vakit geç oldu, gitmem gerek. Bir daha ne zaman göreceğim seni? Her gün Pınar'ın başına gelirim. Yeriniz uzak mı? Uzak da olsa ne çıkar? Yarın sabah gelip seni orada bekleyeceğim. Leyla! Leyla, neredesin? Hay Allah! Allah'a ısmarladık ceylan bakışlı. Işte.
söyle Ali. Yolun açık olsun. Seni çok sevdiğimi sakın unutma. Neredesin baban? Her yerde seni arıyor. Kim bu giden atma? Oh, oh Allah'ım, çok şükür sana! Leyla! Dur! Dur, sana söylüyorum! Dur! Dur dedim sana! Sende bir haller var Leyla! Bir yabancıyla tenhalarda konuştuğunu baban duyarsa öldürür seni! Hiç de yabancı değil, amcamın oğlu o benim! Dur diyorum sana, bekle beni, dur! Yapma, dinle beni! Yıllardır yolunu bekledim, artık öldürseler de ayıramazlar bizi! Sus, bir duyan olur! Bu ne biçim sözler? Duysun! Bir bey kızına böyle konuşmak yakışmaz! Babana her şeyi anlatırsam görürsün sen! Dünyanın en iyi kızısın sen, böyle bir şey hiçbir zaman yapmazsın! Babama söylemeyeceksin, değil mi? Bırak beni! Aa, Reyhan! Bırak beni, bırak da yolumuza gidelim, aa, bırak! Reyhancığım! Bırak dedim sana, bırak! Aa! Söylemeyeceğine yemin etmesem ben de kendimi suya atarım! Atarsan at, bana ne? Hep böyle yapıyorsun! Eyvah! Gel buraya, gel! Söz veriyorum, söylemeyeceğim! Hay Allah! Gel buraya dedim, gelsene! Hay Allah'ım yarabbim! Bu seferlik affediyorum, söylemeyeceğim! Ama bir dahaki sefere karışmam! Çabuk, çık sudan! Çık diyorum sana! Yemin ediyorum, söylemeyeceğim! Allah'ım yarabbim, hasta olacaksın! Çık dedim sana! Gel buraya, gel! Ver elini bana, ver! Kovaladığın ceylan nerede, yoksa kaçırdın mı? Ha? Kaçırmadım dostlar, kaçırmadım! Ceylan benim yüreğimin içinde! Ben ok atıp avlayayım derken, o ok gibi bakışlarıyla kalbimi deldi! Bugünden sonra avlanmak haram bana! Seni avdan vazgeçiren ceylan kim böyle? Sualime cevap ver, adı ne bu ceylanın? Kimin adını soruyorsun anne? Anandan bile saklıyorsun demek! Niye saklayayım? Biliyorsun senden gizlim yoktur benim! Ama bana kızmayacağına söz ver! Kızar mıyım hiç oğul? Benim en büyük arzum senin mürüvvetini görebilmek! Hadi, söyle şu kızın adını! Leyla! Leyla mı? Hangi Leyla? Amcamın kızı! Ha? Hani kızmayacaktın? Kızmadım oğul, kızmadım! Ama ailemizi topraklarından sürüp çıkaranlar... ...senin bey kızıyla evlenmene razı olurlar mı hiç? Onlar ne karışıyorlarmış, biz birbirimizi seviyoruz anne! Uzak dur amcanın kızından oğul, başına bir bela gelmesini istemiyorsan uzak dur! Dur Leyla, kaçma benden! Günlerdir yolunu gözlüyorum, seninle konuşacaklarım var! Benim yok! Rahat bırak beni! Demek bu kadar rahatsız oluyorsun benden! Kaç defa söyledim, hala anlayamadın mı? Neyim eksik benim? Neden kaçıyorsun benden? Babam yaşında adamsın, utanmıyor musun böyle konuşmaya? Çekil yolumdan! Çekilmeyeceğim! Seni seviyorum Leyla! Sen hiç aynada kendine bakmadın galiba! Çekil yolumdan Hamza! Ben sana göre değilim! Şey,
Şekerden, baldan tatlıdır Leyla'm senin dilin bana. Şekerden, baldan tatlıdır Leyla'm senin dilin bana. Damarımda kanımsın sen, canım kurban Leyla'm sana. Canım kurban Leyla'm sana, Leyla'm sana. Ayrılır ateşten o, senden gayrı sevdiğim yok. Ayrılır ateşten o, senden gayrı sevdiğim yok. Dünya dünya diyorlar, senden başka bir dünya yok. Senden başka bir dünya yok. Ne gecenin mehtabında, ne gündüzün güneşinde. Ne gecenin mehtabında, ne gündüzün güneşinde. Ne Yusuf'u Züleyha'da, sende olan güzellik yok. Sende olan güzellik yok, güzellik yok. Ben peteğim, sen balımsın. Ben ağacım, sen dalımsın. Ben peteğim, sen balımsın. Ben ağacım, sen dalımsın. Sen olmazsan yaşayamam. Damarımda sen kanımsın. Damarımda sen kanımsın. Sen kanımsın. Akşam oldu gene. Koskoca bir gün çarçabuk geçti gitti. Ali! Babanı yollayıp istetsene beni. Amcam verir mi seni bana? Verir elbet. Kardeşinin oğlu değil misin? Ama biliyorsun, toprak meselesinden babalarımızın arası açık. Haklısın Ali. Haklısın ya. Gene de baban gelip istesin. Eğer vermezlerse o zaman yaşamak haram olsun bize. Hadi Leyla, geç oldu, eve dönmenin zamanıdır. Kim bu gelen atlı? Haşim Bey'in oğlu Ali. Her gün böyle deliler gibi çöllerde dolaşır durur. Kardeşin yeniden topraklarımıza girmiş. Onlar bize saldırmadan biz daha önce davranıp topraklarımızdan kovmalıyız. Niyetleri nedir sorup öğrenmeden kardeşime ve ailesine düşmanca davranamam. Kardeşlik bir tarafa. Bu bizim için bir ölüm kalım meselesidir.
Bana kalırsa hepsini kılıçtan geçirmek için bir dakika bile beklemeyelim. Ali ile konuşurken Hamza bizi gördü galiba. Aldırma sen ona. Baban varken bir şey gelmez elinde. Bunca yıl vatansız kaldığımız yetişmedi mi? Hasan Bey kışlığımızı geri vermeli bize. Abim razı olsa bile vezir yola gelmez. O zaman zorla alırız. Dağda taşta telef olup gitmektense kılıç elde her meydanda ölmek daha iyidir. Sen ne dersin oğlum? Benim artık silahla savaşla bir işim yok. Varıp amcamın huzuruna derdimizi anlatalım, çareyi hep birlikte arayalım derim. Güzel sözlere karnımız tok bizim. Halkımız arasına ikilik tohumlarının saçılmasına fırsat veremeyiz. Hamza doğru söyler ağalar. Halk arasında düşmanlık değil, birlik ve kardeşlik gerek. Hepimiz aynı kandanız. Birleşirsek bütün düşmanlarımızdan üstün olur gücümüz. Al bakalım Hamza, bunları kırmaya gücün yeter mi bakalım? Kıramazsın Hamza, boşuna uğraşma. Ama böyle tek tek alacak olursak, hepsini kolaylıkla kırabiliriz. İyiye, doğruya, kardeşliğe inananların başaramayacağı şey yoktur. Ağzından sanki cevher dökülüyor oğlum. Doğru yolu gösterdin bize. Düşman değil, kardeş olacağız bundan böyle. Oh, çok şükür Tanrım sana. Leyla ile aramızda hiçbir engel kalmadı artık. Dağlar, taşlar duysun beni. Şu akan su gibi coşkun bir sevgiyle dolu yüreğim. Şükürler olsun sana Allah'ım. Şükürler olsun. Mutluyum. Yapamazsın bunu bana. Halim Pınar başında bekliyor olmaz. Beni. Biri görüp babana söylerse ne yaparız o zaman? Evleninceye kadar sabredeceksin, çaresiz. Sabredemem Reyhancığım. Onu görmeden bir gün bile duramam. Ne olur izin ver gideyim. Olmaz, olmaz dedim sana. Öyleyse ben de gene çarşaflara tutunur, pencereden kaçarım. Dur! Belki de elim kayar düşer ölürüm, o zaman sen de rahat edersin. Dur kız! Allah canını almasın senin. Bak ama bu son. Bir daha taş çatlasa bırakmam seni. Böyle telaşlı telaşlı kime koşuyorsun? Sana hesap vermeye mecbur değilim. Haşim'in oğlu Ali'ye gidiyorsun değil mi? Amcamın oğluyla derdin ne senin? Onunla Pınarbaşı'nda buluştuğunu biliyorum. Gördüm sizi. Ama bir daha oraya gitmeyeceksin. Bırak kolumu! Nereye istersem giderim. Sen ne karışıyorsun? Eğer gidersen babana Ali ile buluştuğunu anlatırım. Anlat. Öyle mi? Ya topraklarımızı ele geçirmek için gizli gizli planlar kuran Ali'ye yardım ettiğini de anlatırsam? Ne yaparsan yap. Ama Ali'nin hayatının ellerimde olduğunu unutma. Ali ile değil, benimle evleneceksin. Ne oldu Leyla? Ne yaptı sana Hamza domuzu? Leyla! Akşam oldu, Leyla'mız hala gelmedi. Acep ne oldu dersin Ceyla? Bizim burada beklediğimizi bilmez mi? Her şey düzeldi derken hangi kötülük bulaştı yeniden? Bitmez gece, üç geçmez gün geçti Ali'mi görmeyeli. Kötü Hamza Karaçalılar gibi dikildi. Üzme kendini bu kadar, hastalanacaksın. Ali'm!
yoksa nereye gidiyorsun? Reyhan ne olur, yalvarırım arka kapıdan bahçeye getir onu. Sen de uzaktan gözle, bir kötülük yok bunda. Sadece göreyim onu. Buraya gelmişken Ali'mi göremezsem kahrımdan ölürüm. Vah canım. Bana hayat veren sensin, gönlümün sultanı Leyla'm. Gece vakti herkesi başımıza toplayacaksın. Kimse umurumda değil. Bahçede bekliyor, görünmeden gidelim oraya. Sensin demek. Evet, bir diyeceğim mi var? Bir değil, çok diyeceğim var sana. Ne arıyorsun burada? Geziniyorum. Gecenin bu saatinde biraz tuhaf bir gezinti bu. Bana bak Ali, bu kız sana göre değil. Leyla'nın peşinde dolaşmaktan vazgeç. Leyla'nın ismi şerefli ve değerli bir isimdir Hamza. Senin pis ağzına hiç yakışmıyor. Sana son defa söylüyorum Ali. Eğer hayatının kıymeti varsa geldiğin yere dön. O hançeri kullanacak kadar cesaretin var mı senin? Geber öyleyse! Durun! Niye dövüşüyorsunuz böyle gece vakti? Amca, kusurumuzu bağışla! Bize geliyordu efendimiz! Misafirleri varmış da yağ isteyecekmiş. Ama bu adam yolunu kesti. İçeri girmesine mani oldu. Bu kadın yalan söylüyor efendimiz. Yağ istemek bahane. Bir yabancı gece yarısı bizim topraklarımıza nasıl girebilir? Ali bir yabancı değil, kardeşimin oğludur Hamza. Bizim topraklarımızla onların toprakları birdir. Nasıl olur efendimiz? Sus! Gel yavrum benden. Leyla! Buyurun babacığım. Amcanın oğlu yağ istiyor, dilediği kadar ver. Bastine babacığım. Hadi oğlum, çekinme, burası senin evin. Meğer ben Tanrı'nın sevgili bir kuluymuşum da haberim yok. Gökte ararken yerde buldum seni. Yağ istemek de nereden aklına geldi? Yağ falan istediğim yok, hepsi Reyhan'ın uydurmaları. İyi uydurmuş. Sen her gün gel yağ iste bizden. Küpler bitmez tükenmez yağ dolu. Yağ düşünen mi var Leyla? Üç gündür sen yoksun, üç gündür perişanım ben. Ya ben Ali'm? Ya ben ne hallerdeyim bilir misin? Ne uyku bilirim ne de bir dirhem aş. Gördün mü halimi? Bir daha hiç gelmeyecek misin Pınar başına? Ne zaman yola çıksam kötü Hamza Karaçalılar gibi önüme dikilir. Ne yapsın Leyla? Öldüreceğim onu. Sakın ha! Böyle bir şey yaparsan ailelerimiz yeniden düşman olurlar. Ömür boyunca bir daha kavuşamayız. Babam beni isteyene kadar bekleyeceğiz çaresiz. Bekleyemem Leyla'm, bende o sabır yok. Bende var mı sanıyorsun? Öyleyse her gün yeni bir umutla Pınar başında bekleyeceğim. Thank you.
Altını çok mu seviyorsun? Hı? Altını sevmeyen mi var beyim? Çok. Daha çok kazanmak ister misin? Kim istemez? Gel benimle. Güzel kadınsın ama bakalım güzelliğin Ali'yi baştan çıkarmaya yetecek mi? Bana hayır diyecek erkek daha anasının karnından doğmadı. Belli Emine'de daha ne oyunlar var kimse bilmez. Kendine bu kadar güvenme. Ali'nin gözü Leyla'dan başkasını görmez. Senin istediğin bizi Ali ile sevişirken bastırmak değil mi? Çok bunalırsam, evime zorla girdi diye pencereyi açar bağırırım. İyi! Bu işi başarırsan, altına boğarım seni. Sana söyleyeceklerim var Ali. Sevineceğim bir haber getirdim. Leyla seni bu akşam bekliyor. Sen kimsin? Neden Reyhan'la göndermedi haberi? Hamza Reyhan'ın peşine adam koymuş. Ama korkma! Ben de en az Reyhan kadar Leyla Hanım'ın sadık bir kölesiyim. Hava karardıktan sonra büyük kemerin altında bekleyeceğim seni. Sakın geç kalma! Geliyor. Buyurun, Leyla Hanım içeride sizi bekliyor. Hani nerede Leyla? Ne yapacaksın Leyla'ya aslanım? Leyla gibi bin genç kıza bedelim ben. Unut onu. Unut da seninle zevk denizinin uçsuz bucaksız derinliklerine dalalım. Yaklaşma bana! Leyla'dan başkasına dokunun ellerim kırılsın, bakan gözlerim kör olsun! İçimdeki ateşi söndürmeden elimden kurtulamazsın güzel delikanlı. Boş yere çırpınma! Buradan kurtulmak istiyorsan, isteklerimi yerine getirmek zorundasın. Bak, kollarım hala açık. Çıldırmışsın sen, böyle bir şey aklından çıkar! Öyle mi? Şimdi görürsün! Yetişin! Yetişin, kurtarın beni! Mahalleye ayağa kaldıracağız! Açın kapıyı! Açın diyorum! Açın, açın kapıyı! Açın kapıyı! Hırsın namusum elden gitti! Kurtarın beni! Yakalayın şu hırs düşmanını! Meydana götürün! Namusumuzu lekeleyen bu alçağı acımayın! Öldürün! 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 Vurmayın! Vurmayın, ne olur! Nedir, ne oluyor burada? Ali zavallı bir kadının evine girerek ırzına tecavüz etmeye kalktı! Yalan! Yalan, Ali'm yapmaz böyle bir şey! Bu kadar insan gözleriyle gördü bunu! İşte, zavallı kadın da burada!
Söyle, anlat da duysunlar! Bu hırs düşmanı sana ne yaptı? Pencereden zorla evime girdi. Yalvarmalarımı aldırmadı, üstümü başımı parçaladı. Zorla bana sahip olmak istedi. Böyle bir suç cezasız kalmaz! Böyle bir şey yapmış olamaz! Yalvarırım, bağışlayın onu bana! Bırak o hırs düşmanını, çekil yanından! Hayır! Bırakmam onu! Yardım edin, kurtarın kızımı bu namussuzun kollarından! Durmayın! Yazıklar olsun sana! Sana evimin şerefini, kızımın namusunu bile emanet etmiştim! Arkamdan vurdun beni Ali! Kanımızı, soyumuzu lekeledin! Vurun! Acımayın! Düşürdüler beni. İnanma sakın söylediklerine. İnanır mıyım hiç? Ama neye yarar? Ömür boyunca birbirimize kavuşamayız artık. Kardeşimin çadırında, öyle mi? Demek Ali'nin başucundan ayrılmak istemiyor ha! Tez adamları toparlayın, tez herkes silahlansın! Ben ırz namus düşmanlarının elinde oyuncak olacak adam değilim! Kaç gündür çöl demez, dağ demez seni aratırım Leyla! Burada işin ne? Kızım, sana söylerim, duymaz mısın? Duyarım baba! Ama cevap vermek elimden gelmez! Ne demek elimden gelmez? Kalk, hemen toparlan, eve döneceksin! Hayır, dönmeyeceğim! Ali'den kimse ayıramaz beni! Yakalayın şu edepsiz kızı! Kimse kımıldamasın! Bir adım daha atarsanız kendime kıyarım! Demek alçak bir ırz düşmanını babana değişiyorsun! Ama şunu bil ki askerlerim dışarıda yalın kılıç emrimi bekliyorlar! Bu su kurumadan ardımdan gelmezsen... amcanı da tüm ailesini de kılıçtan geçiririm! Dön evine! Kader sizi ayrı yazmış, elden ne gelir? Kendin için değil, bizim için yapacaksın bunu! Baban, masum insanların boynunu vurdurmadan... kalk da git evine kızım! Affet beni! Affet beni Ali!
Allah'a emanet ol. Hırz düşmanlarının topraklarımda işi yok. Hemen adamlarını topla, bu diyarı terk et ya Haşim! Yarından sonra her kimi topraklarımda görürsem boynunu vurdururum! Yoktur Leyla'm, fakat suçum yoktur Leyla'm. Senden sadık bu dünyada benim dostum yoktur Leyla'm. Senden sadık bu dünyada benim dostum yoktur Leyla'm. Kadir Mevlam sen bilirsin, suçu yoktur bu alemin. Etrafını düşman sarmış, dostu yoktur bu alemin. Etrafını düşman sarmış, dostu yoktur bu alemin. Kulaktan kulağa dolaşan türkülerin yanık yürekler gibi ünlediği bu Leyla, çok mu güzel bir kız ya Cafer? Güzel de ne kelime sultanım! Yeni doğmuş ay onun yanında sönük, yeni açmış gül goncası onun karşısında soluk kalır. Derin denizler gibi masmavi gözler, kuzgun yelesi gibi upuzun simsiyah saçlar... Yeter Cafer! Sonunda aşık edeceksin beni! Neden olmasın ha sultanım? Öyle bir kız ancak sizin sarayınıza yakışır. Güzel söylüyorsun ama, ya Leyla Ali'yi seviyorsa, o zaman kötü bir iş yapmış olmaz mıyım? Halkın dilinde dolaşan dedikodulara kulak asmayın siz. Onların arasındaki sadece kardeşçe bir sevgiden ibaret. Leyla'nın körpe bir dağ çiçeği kadar temiz ve lekesiz olduğundan eminim. Leyla'yı istemekle tamiri imkansız bir hata işlemekten korkarım Cafer. Korkmayın sultanım, tersine hayırlı bir iş yapmış, günahsız bir kızın şerefini kurtarmış olacaksınız. İsim verirseniz, Leyla'ya talip olduğunuzu babasına bildirelim. Bildirelim Cafer. Yalnız bu evlenmeyi ancak Leyla'nın rızasıyla kabul edebileceğimi de ilave etmeyi unutma. Emirleriniz yerine getirilecektir sultanım. Günlerdir ne bir lokma yemek yedim, ne de bir yudum su içtim. Hadi, benim için birkaç kaşık çorba iç, hı? İçemem Reyhan. Alim'den uzak oldukça yemek içmek haram bana. Leyla, beni dinleyebilecek halde misin? İyi haberlerim var sana. Ali'den bir haber mi var? Hiçbir suçu olmadığına siz de inandınız mı sonunda? Bunca rezillik, ahlaksızlıktan sonra böyle bir şeye inanabileceğim nereden geliyor aklıma? Öyleyse hangi iyi haberi getirdiniz bana? Benim için dünyada başka iyi haber yok. Var kızım, seni bilmem ama benim için büyük bir haber bu. Kulaklarını aç da beni iyi dinle. Ulu Hakan'ımız senden evlenmek ister.
Benim ne düşündüğümü biliyorsun baba. Hiç kimseyle evlenmeyeceğim ömrümün sonuna kadar. Olmaz öyle şey! Kötü Hamza'yı reddettiğin gibi koskoca bir Hakan'ı reddetmene razı olamam! Bu bizim için, ailemiz için büyük bir şeref kızım! Düşün! Görülmemiş mücevherlerin, koskoca sarayların olacak! Hiçbirini istemiyorum! Hiçbirinde gözüm yok! İsteyeceksin, emrediyorum sana! Emirlerinize ömrüm boyunca saygılı olmaya çalıştım. Ama korkarım ki, bu sefer boyun eğmek elimde değil. Boyun eğmesen de evleneceksin! Ama gönlüm diler ki, kendi rızanla gelin olasın! Kuşlar, haber mi getirdiniz Leyla'mdan bana? Leyla'm sağ mı, yaşıyor mu? Benim çektiğim acıyı o da duyuyor mu? Leyla'm, 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 Leyla'm! Varsın, duymasın acımı o ahu bakışlı ceylan! Yandığımı, tutuştuğumu bilen Rabbim! Alevlenen aşkı söndürme içimden bir an! Leyla'm, Leyla'm! İsterse kavrulsun bu ateşle kalbim, Leyla! Bir gün acılar bitecek, iki gönül murada erecek! Huzurunda ellerimiz birleşecek! Ceylan, geldin demek. Buldun beni sonunda. Söyle, nerede Leyla'mız bizim? Niçin hiç konuşmuyorsun? Beni Leyla'ma ulaştırmak için ne bekliyorsun? Sen de bana sırt çevirdin demek. Sen de yardım etmek istemiyorsun bana. Tanrım, senden başka derdimi dökecek kimsem yok. Ulu Tanrım, ya medet! Ulu Tanrım, Leyla'mın izini göster bana! İşittin mi? Hasan Bey Leyla'yı sana vermedi ama hükümdara verirmiş. Leyla benden başka kimseyle evlenemez. Eninde sonunda benim olacak. Ne gelir elinde? Karşındaki bu sefer saf bir delikanlı değil, koskoca bir hükümdar! Hükümdar bile olsa vız gelir! Gidip Ali ile gizli gizli buluştuğunu hükümdara anlatacağım! Daralırsam Ali ile yaptığını bile söyleyeceğim! Yapamazsın bunu! Sevdiğine kavuşamadı zavallı ama hiç olmazsa bırak namusuyla yaşasın! Sen sus pis fahişe! Namustan şereften söz etmek sana mı düştü? Evet doğru! Pis bir fahişeyim ben! Ama geç de olsa, şuramda bir insan yüreği taşıdığımı anladım sonunda.
Eğer Leyla'ya bir kötülük yapmaya kalkarsan, gerçeği herkese anlatırım. Peki ya sen kendini nasıl kurtaracaksın? Benim gibi pis bir fahişenin kurtulmasının ne önemi var? Hem belki Tanrı bana acır da, günahlarımı affeder o zaman. Demek bana ihanet etmekten korkmuyorsun. Hayır, korkmuyorum. Bunu aklından çıkarma da, ayağını ona göre denk at. Seni o zaman öldürmeliydim. Ama gene de geç kalmış sayılmam. Leyla, sen ruhumun dileği, duygularımın kaynağısın. İçimde kopan fırtınaların sanasın. Kirpiklerinde ok, gözlerinde ışık var. Dudakların al bir çiçek, tenin sanki bir bahar. Ali! Rabbim, bir yudum su, kendim için değil, bu biçare kadın için bir yudum su.
Kesin artık! Defolun! Yalnız bırakın beni! Hamza! Kötülüklerinin hesabını vermenin zamanı geldi Hamza! Ecirine susamışsın sen ya Ali! Ne cesaretle geldin buraya! Canını almaya geldim Hamza! Geber öyleyse! Geldi ya Ali! Seni şuracıkta gebertmek isterdim. Ama ne yazık ki amcama doğruyu anlatana kadar yaşaman lazım. Sabrım tükenmeden düş önüme bakalım! Yürü! Yürü köpek! Yürü diyorum sana! Söyle köpek! Her şeyin doğrusunu anlat beyimize! Nedir bu kepazelik? Ne arıyorsun burada? Kusurumu bağışla amca! Bana tuzak kurup, o kadınla beraber yakalatan alçak de, günahsız olduğumu ispat edebilmek için başka çarem yoktu. Doğru mu söylediklerin ya Hamza? Ya Hamza! Ölmeden evvel Tanrı'nın huzurunda gerçeği söyle bana! Ali'nin günahsız olduğu doğru mu? Yalan! Yalan söylüyor! İftira ediyor bana! Bu hırs düşmanının yanında... ...komayın benim ahımı! Bırakın! Ben ona doğruyu söyletmesini bilirim! Artık hiçbir şey söyleyemez, öldü! Ettiklerin yetmezmiş gibi günahsız bir adamın da canına kıydın! Amca inanma ona, suçum yok benim! Sus! Götürün! Götürün dedim, hemen başı vurulsun! Ali! Leyla'm! Bırakın, susturum! Günahsızım ben, bırakın! Amca inanma, günahsızım ben! Baba! Baba, dinle beni! Eğer Ali'nin başını bağışlarsan... ...istediğin kimseyle evlenmeye razıyım. Ali'nin canını bağışladım. Elleri ayakları zincirlenip zindana atılsın. Duyduk duymadık demeyin! Ulu Hakanımızla Leyla Sultan'ın yaklaşan düğünleri sebebiyle... ...ülkede 40 gün 40 gece bayram ilan edilmiştir! Hey!
Zindan oldu koca dünya Mecnun'a. Olursun bir çare bul, yapamayacağım. Alim'in hayali gitmiyor gözlerimin önünden. Tanrı'nın ve kullarının huzurunda Ulu Hakan'ımızla nikahın kıyıldı. Sen de bir sultan oldun artık. Koskoca bir ülkenin namusu ve şerefi senin omuzların üzerinde duruyor. Akıl aşktan da sevgiden de üstündür. Kendini topla! Bir Hakan karısı olduğunu da hiçbir zaman unutma. Bekliyorlar sultanım. Yapamayacağım Reyhan. Gayret kardeşim. Tanrı yardımcın olsun. Buyurun. Sarayıma hoş geldin Leyla Sultan. Estağfurullah, beni mahcup ediyorsun. Bırakın beni! Ayaklarınızın altındaki toprağa bile yüz sürmeye hakkım yok benim. Bir daha böyle bir söz söyleme sakın. Sen benim karım, ülkemin sultanısın. Ben sizin gibi asil ve iyi yürekli bir insana eş olmaya layık bir kız değilim. Ben... Sen ülkemin en temiz, en şerefli kızısın benim için Leyla. Hakkında karar vermeden önce beni dinleyin. Ben... Ben... Affedin beni sultanım, affedin! Aff mı edeyim? Peki ama neden? Affedin beni! Çünkü sizi aldattım. Alemin hayatını kurtarmak için yalan söyledim. Açık konuş! Benden evlenmeye talip olduğunuz zaman, size evet derken hakkım yoktu buna. Çünkü ben yalnız şu biçare vücudumun sahibiyim. Ama kalbim benim değil. O çocukluğumdan beri başkası için çarpıyor. Amcanın oğlunu mu seviyorsun hala? Ali'yi mi seviyorsun? Evet sultanım, Ali için çarpıyor yüreğim.
Size doğruyu söylediğim için beni affedin. Ama bugünden sonra cariyeniz, kulunuz, köleniz olmaya razıyım. Vücudum sizin. Ama kalbimi Ali'den başkasına vermek elimde değil. İkimiz de başkalarının kurbanı olduk. Eğer koca bir ülkenin hakanı değil de basit bir insan olsaydım, seni hemen boşardım Leyla. Lakin bugünden itibaren sana el sürecek değilim. Karım değil, dünya ahiret kardeşimsin artık. Yüce Tanrım, şükürler olsun sana. Leyla, ya Rabbim, ne kötülük ettim ben sana. Korkma Ali, sana yardım etmeye geldim. Bunu içersen bütün acılarından kurtulursun. Kalk ya Ali! Ulu Hakan'ımız seninle görüşmek ister. Kalk ya Ali! Geç kaldık. Allah taksiratını affetsin, ölmüş zavallı. Birbirimize kavuşmasak da razıyım. Yeter ki Ali'm zindanlardan kurtulsun. Belki bir gün uzaktan olsun yüzünü görürüm. Ulu Tanrım, dayanmak için sabır ver bana. Ali öldü Leyla Sultan. Başın sağ olsun. Hayır olamaz! Ben yaşar değilim! Ali! Ali! Ali'm, beni bırakıp nerelere gidiyorsun? Kızım, günah giriyorsun, kalk! Senin yerin burası değil. Beni de onunla birlikte gömün. Ali'm öldükten sonra ben nasıl yaşarım? Ali'm, merak etme! Kavuşmamız yakındır. Ben de geliyorum arkandan. Zehiri hazırladın mı? Hazırlamaz mıyım güzel sultanım? Bu zehiri hazırlamak beni keyiften çıldırtıyor. Hiçbir acı çekmeden, güzelliğinden ve tazeliğinden hiçbir şey kaybetmeden yavaş yavaş öldürecek bu zehir seni. Al!
yere ağlayıp dövünme Ayşe kadın. Oğlum sapasağlam toprağın altında yatıyor. Al şu kazmayı da çıkar oğlumu topraktan. Orada çok beklemeyeceksin Ali. Kavuşmamız yakındır. Ali! Anne! Oğlum! Yüce Tanrım affet beni. Affet de tez vakitte kavuştur Ali. Zehir bu. Kusurumu bağışlayın Yüce Hakanım. Başka türlü davranmak elimde değildi. Tez hekim başına çağırın. Leyla. Leyla. Anne, rüyamda Leyla'yı gördüm. Beni çağırıyordu yanına anne. Yat oğlum, daha iyileşmedin. Üzme garip ananı. Leyla'nın bana ihtiyacı var anne. Bırak beni gideyim. Unut artık Leyla'yı. Yalan söylüyorsun. Leyla bir başkasıyla evlenmiş olamaz. Ne kadar çırpınsan boş. Gerçeği değiştiremezsin. Leyla, Ulu Hakanımız Gavsi Sultan'ın karısı artık. Gitme yalvarırım! Öldürecekler seni! Leyla Sultan'ı kurtarmak için elden gelen her şey yapılmalı hekimbaşı. Tanrı'nın yardımıyla elden ne gelirse yapılacak. Ama ümit azdır hatanın. Ay! Ay! İçimde sanki bir volkan var. Ulu ormanlar yanar kül olur demiştin. Hatırlıyor musun? İşte şimdi ben öyleyim ayım. Yakında yanına geleceğim. O zaman hepsi geçecek bunlar. Ali! 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 Geliyorum Leyla, geliyorum. Ağlama artık Reyhan. Yüreğimdeki sancı dindi artık. İçimde yanıp duran ateşler hep söndü. Beni pencereye kadar götürebilir misin? Dışarı bakmak istiyorum. Uzaklara. Çok uzaklara bakmak istiyorum. Uzaklarda. Çok uzaklarda bir pınar var. Sanki sesini hala duyuyor gibiyim. Niye ağlıyorsun Reyhan? Bak ben ağlıyor muyum? Geçti artık. Her şey geçti. İşte o pınar. O pınar kadar tertemiz de berrak aşkımızın ilk şahidi. Ölünce beni oraya, Alim'in yanına gömün. Yatağıma götürür müsün beni?
Bırakın beni, bırakın, mutlaka onu görmem lazım! Söyleyin bana nerede sultan, karşıma çıksın! Bırakın beni, ona bir şey yapacak değilim, bırakın! Durun! Bırakın gelsin! Nerede? Hakan nerede? Yaşıyorsun demek! Yaşıyorum ama nereye yarar? Hakan'ı göster bana! Aradığın benim Ali! Sen misin? O hain adam sensin ha! Bana niçin kızıyorsun, ne kötülük yaptım ben sana? Gönlümün sultanını, canımı aldın elimden! Yıllardır içimde büyüttüğüm çiçeğimi kopardın dalından! Bir de ne kötülük yaptım ben sana diye soruyorsun! Sevgilimi aldın elimden, anlıyor musun? Nasıl dayanayım? Ya Rabbi, bir yol göster bana! Allah aşkına doğru söyle bana! Leyla'yı sardın mı kollarınla? Öptün mü dudaklarından? Okşadın mı saçlarını? Ona sahip oldun mu? Ne olursun söyle bana! Bunları bana niçin soruyorsun ya Ali? Hayır de bana! Ona dokunmadığını söyle! Dokunmamış olsan ne çıkar? Leyla benim karım! Lanet olsun! Lanet olsun! Çek elini ateşten! Lanet olsun, lanet! Lanet! Bırak o ateşleri, yanıyorsun! Yansam da ne çıkar artık, ne fark eder? Bırak diyorum, dokunmadım ona, elimi bile sürmedim! Saçının teline bile dokunmadım! Pınar başında bıraktığın kadar tertemiz seni bekliyor Leyla! Kim geldi Reyhan? Leyla! Gene hayal, gene rüya! Durmadan beni çağıran sesini duyuyorum Ali'min! Sanki hiç ölmemiş, sanki her zaman yanımdaymış gibi! Yanındayım Leyla, ölmedim, bak yaşıyorum! Şükürler olsun sana! Artık ölsem de gam yemem! Kimse acımasın artık bana! Kimse gözyaşı dökmesin ardımızdan! Ali'me kavuştuktan sonra... Bu yalan dünyadan başka ne isteyebilirim? Öldüğüm zaman beni Pınar'ımızın yanı başına göm Ali. Toprağın altında... Aşkımızın bir su sesi gibi ebediyen çaldayıp aktığını duymak istiyorum. Beni oraya götür Ali. Hemen şimdi! Pınar! Aşkımızın ölümsüz şahidi kutsal Pınar! Beni anlayan, acıma ortak olan Pınar! Dilerim Allah'tan bu su çal deyip aktıkça türkümüz çalınsın! Aşkımız anlatılsın ebediyete kadar! Kıymasınlar sevişen gönülleri! Ayırmasınlar birleşen kalpleri! Kurumasın dallarda goncalar! Tomurcuklanmış aşklar hiç solmasın! Annem!
Annem, seni çılgınlar gibi severek ölüyorum. Annem! Murada veremedik Leyla. Ömrümüzce ağladık ikimiz de. Sen yoksun artık. Ben de yoktan beter. Gülmedik hiç bu yalan dünya. Güldürsün orada Kadir Mevla. Unutulmasın aşkımız. Yazılsın. Feda etti canını.